Çünkü o kadar ilginç bir şey ki yani bir pankreas tümörünün dördüncü evresiyle prostat kanserinin dördüncü evresinde dağlar kadar fark var. Her hastalıkta fark var. Her Ben ileriye büyüklükte. giderek söyleyeyim, her kişinin kanserinde fark var. Tabii. O yüzden bizim eskiden en çok rastladığımız bu soruları ben birçoğunu diyorum ki artık bunlara ben cevap vermek istemiyorum. Çünkü ben hastalığı küçümsemiyorum ama eğer zamanında müdahale şansını bile bize verirseniz ben sonuçların çok iyi olacağını söylüyorum. Kesinlikle. O yüzden de yani beyin tümörü gibi gerçekten insanların çok korktuğu bir tümörde dahi bizim eskiye göre çok daha avantajlı, çok daha ileri boyutta sonuçlarımız var. En başta kendim tabii yaptığım tedavilerden biliyorum. Radyoterapi tekniklerimiz o kadar arttı ki yani bazen ben tedavi edip de 3 ay sonra MR'ını getiren hastada kendim bile şaşırıyorum. Hatta bazen takılıyorum hastaları yani iyi bir doktor herhalde tedavi etmiş diye. Çünkü sahiden sağ olsun Türkiye'nin birçok yerinde çok iyi hekimler, çok iyi cihazlar, çok iyi teknikler var. Kesinlikle. Yani siz belirtilere dikkat edin. Bu işi yakalayabilirsek erken yakalayalım, gerisini bize bırakın. En önemlisi hocam zaten bilgili, tecrübeli hocalarla bu işler yapılıyor ve bunlar da işte her eve sağlıkta zaten her gün değerli doktorlarımızı, evet, değerli profesörlerimizi, hocalarımızı ağırlıyoruz ve önemli bilgiler alıyoruz. Ama dediğiniz gibi bütün her şeyin başı erken tanı, İşte o erken yüzden teşhis. zaten Bunu da özellikler şeyleri programda ben vurguluyorum hocam. Yani bir baş ağrısında ihmal yok, bir karın ağrısında asla ihmal yok. Direkt hekime gitmemiz lazım. ama burada dikkat edilmesi gereken şu, bu olayı anlatırken böyle bir kabus haline getirmemek lazım. Mesela şimdi bazen öyle bir anlatım tarzı oluyor ki hani sanki herhangi bir baş ağrısı hemen doktora koşacaksın. Yok, o kadar değil. Daha Evet. böyle ben hep bir iki programda söylemiştim. İnsan vücudu çok değişik bir yapıya sahip. Kendisinde gerçekten ciddi bir problem olursa bunu algılıyor. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Böbrek taşının ağrısı çok şiddetlidir. Ay bilirim Gerçekten hocam. çok şiddetlidir. Bilirim. Ama bir de biliyorsunuz halk arasında enfarktüs denilen yani miyokard enfarktüsü geçirirken ki ağrı da şiddetlidir. Ama bir tanesinde hastanın yüzünde büyük bir korku vardır. Böbrek taşında yoktur. Hasta doğumda yani normal doğumda ve böbrek taşında çok şiddetli ağrısı olmasına rağmen bir endişe taşımaz. Ama enfarktüs de taşır. Çünkü vücut şu mesajı verir ona. Bak bu çok ciddi bir şey. Burada çok dikkat et. Ötekisinde de vücut der ki tamam ağrın çok ama bundan sana bir şey olmaz. Şimdi biraz belirtilere bakarken böyle bakmak lazım. Yani insanlar o belirtileri mesela baş ağrısının migren ağrısından farklı olduğunu anlar. Evet. Herhalde görmüşsünüzdür bir migren ağrısı Ay çeken hastayı. Korkunç hocam Çok biliyorum. şiddetlidir. Aynen. Ama hasta hiç ölüm korkusu taşımaz. Ya. Ama bazı ağrılarda hasta içinde bir şey hisseder. Yani bu ağrıda bir tuhaflık vardır. Bence esas dikkat edilmesi gereken nokta bu. Yani belirtilerin sizde bir şüphe yarattığından eminseniz hemen doktora gitmeniz lazım. Belirtiler uzun sürüyorsa, giderek artıyorsa, geçmiyorsa mutlaka doktorda olmanız Evet, lazım. kendi bünyemizin doktoru da biz kendimiz oluyoruz ilk önce o zaman. Aynen. Yani evet, insan kendi vücudunu iyi tanımalı. Çünkü vücudunuz size birçok şeyin sinyalini verir aslında. Veriyor. Evet, bunun için de hocam zaten bütün bunlardan korunmak için sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir toplum, sağlıklı birey, toplumlar oluşması için de ilk önce yediğimiz, içtiğimiz gıdaya çok önem vereceğiz. İlk Değil önce mi? Tabii sigarayı bırakacağız. Sigarayı bırakıyoruz. Asla tütüne Tütünü karşıyız, tütün bırakıyoruz. Ürünlerine karşıyız. Evet, düzenli, yeterli beslenme. Spor. Spor. Hareketler. Pozitif yaşam. Pozitif yaşam. Bütün bunlar sizi kanserden bir oranda mutlaka korur. Kilonuzu düzgün tutacaksınız. Obeziteden uzak duracaksınız. Bilin ki bu durumda bir %40 kanser riskinizi azaltıyorsunuz. Aslında bütün hastalıklardan da azaltıyoruz Tabii, hocam. tabii. Yani. Sadece kanser değil. Kalp Diğer hastalıkları kalp. var. Yani sonuçta şekere bağlı böbrek, göz bozuklukları var. Bir sürü şey var. O zaman dikkat etmemiz gereken nokta bu. Yani siz kurallara uyun. Riskinizi azaltın. Kendinizi dinleyin. Kendinizdeki gerçekten böyle size tuhaf gelen, sizi rahatsız eden herhangi bir şey olursa bir an evvel doktora başvurun. Erken testi yakalamışsanız ondan sonra da artık arama motorlarına girmeyin, işi bize bırakın. Hocam ona da Gerisini biz değinelim. halledelim. Yani orada da işte doğru bildiğimiz yanlışlar yapıyoruz. Çünkü hemen bir arama motoruna işte tık 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 yazıp oradan acaba nedir ne değildir ve yanlış bilgiler. Evet. Yanlış ilk önce kendimiz ve sonra hekimimiz. Ben hastalara onu söylüyorum ya. 30 yılda benim öğrenemediğim şeyi
Yani. Sen nasıl öğrendin? Biz hala mesela kongre oluyor, gidiyoruz, kitap çıkıyor, okuyoruz, yayınları takip ediyoruz ki olayı yakalayabilmek için. E şimdi siz bunu hastalık başınıza geldi, siz diyorsunuz ki ben hemen gireyim, yazayım. Zaten de mesela bizim şöyle basılı kağıtlarla gelen hastalarımız var. O yüzden ben genellikle hastadan çok önce hastanın yakınının tedavisini yapıyorum. Ay evet, en evet. önemlisi de o hocam. Evet, hastanın bir hastalar genelde daha iyi daha. Karşılıyorlar bu olayı. Hasta yakınları çok panik oluyorlar. O yüzden ben önce bir hasta yakınını sakinleştirip bir rahatlatmam gerekiyor ki hastasını rahat bıraksın, ben de onu rahat tedavi edeyim diye. E doğru hocam, yani nedense biz öyleyiz. Yani evet. birimiz hastalandığı Akdeniz. Zaman aileden bütün herkes birlikte gidilir. Doktorun odasına birlikte girilir. Evet. Değil mi? Daha da komiği, hasta mesela bazen bir şey olur. 35 yıl, 40 yıl görmediği akrabası işte Kars'tan uçağa biner gelir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani onu karşınızda görünce ne hissedersiniz? Yazık, sağlık olunca. E tabii korkuyorlar şimdi. Hele konu da önemliyse hocam. Kanserse zaten yani insanlar bir adım geride her zaman. Mesela kanser hastası biliyorsunuz evde oturtulur, yerinden kaldırılmaz, su bile içmeye kaldırılmaz. Yani bunlar aslında son derece tehlikeli, son derece yanlış şeylerdir. Dediğim gibi yani siz vücudunuzu dinleyin. Tümörünüzü erken teşhis edin, ondan sonrasını bize bırakın, biz hallederiz. Vallahi harikasınız hocam. Yine çok güzel bir program oldu. Sağ olun, çok günü bitirdik. Ederim. Evet. Yani çok önemliydi, beyin tümörünü konuştuk bugün. Haftaya daha farklı bir buluruz konu bir bulacağız. Konu bitmez bizde. Yarın yine birlikte olalım diyorum. Evet, inşallah. Görüşmek üzere. Çok görüşürüz. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bugün de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yine yarın aynı saatte Tayfun hocamla birlikte karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımız adına güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.